Teknoloji Okulu'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün farklı bir içeriğin startını veriyoruz. Artık dijital yayın platformlarına dair öne çıkan haberleri sizlerle paylaştığımız bir serimiz olacak arkadaşlar. Bugünkü serimizin konusu ise tabii ki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi. Biliyorsunuz arkadaşlar bu dizi ATV ekranlarında yayınlanıyordu ve ani bir şekilde yayından kaldırılmıştı. Hatta o kadar ani olmuştu ki bu yayından kaldırma. Dizinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca bile yeni bölümün neden yayınlanmadığını anlamadı. Çünkü şöyle bir durum söz konusuydu. Yeni bölümün yayınlanacağı tarihte bile fragman dönüyordu. Akşam olduğunda herkes televizyonun başına geçti. Bir baktılar, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yerine başka bir şey oynuyor. Hatta bazı ünlü isimler Oktay Kaynarca'yı mentionlayarak ona soru sordular. Ya niye yayınlanmıyor falan diye. O da Twitter'dan ben de bilmiyorum şeklinde bir yanıt vermişti. Ve dizinin bir anda yayından kaldırıldı anlaşıldı. Biliyorsunuz günümüzde diziler yayından kaldırılırken bir final bölümü düzenleniyor hemen. Ve senaryo o finalle bağlanıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da ise böyle bir durum söz konusu değildi. Çünkü daha dizinin yeni partı, dizinin hikayesi yeni yeni şekilleniyordu. Biliyorsunuz ABD destekli düşmanlar diziye dahil olmuştu. Ve bu düşmanlar üzerinden bir senaryo gidiliyordu. Lakin dediğim gibi alel tecel bir şekilde dizi yayından kaldırıldı. Sonrasında arkadaşlar dizinin final bölümünün bir sinema filmi şeklinde hazırlanacağı ve izleyicileriyle buluşacağı söylendi. Fakat bu plan da rafa kaldırıldı ve denildi ki Blue TV dizinin yeni bölümleri için anlaşma imzaladı ve bu anlaşma sonrasında yeni bölümler Blue TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Bu haberlerin yayılması üzerine ATV bir dava açtı. Ve bu davanın sonucunda, ya dava açılır açılmaz Blue TV zaten anlaşmadan çekildiğini açıkladı. Yani ben davayla falan uğraşamam dedi adamlar. Ve direkt olarak yayın iptal edilmiş oldu. Böylece Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölümleri de rafa kalkmıştı şimdiye kadar. Şimdi ise arkadaşlar dizinin tekrardan izleyicilerle buluşacağı iddia ediliyor. Biliyorsunuz halihazırda Oktay Kaynarca zaten bir dizide oynuyor. Bu noktadan baktığımız zaman Oktay Kaynarca'nın mevcutta oynadığı diziyi bırakıp Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a geçmesi çok da mümkün görünmüyor. Lakin şöyle bir durum söz konusu var. Biliyorsunuz dizinin başrol oyuncularından birisi de Ozan Akbaba'ydı ki kendisi İlyas Çakırbeli karakterine can veriyordu ve oldukça sevilen bir karakterdi. Hatta son dönemde en fazla ön plana çıkarılan karakterlerden birisi diyebiliriz. Öyle ki Oktay Kaynarca'nın hayat verdiği Hızır Çakırbeyli'den ziyade biz artık İlyas Çakırbeyli'yi görmeye başlamıştık. Yani olası bir çatışma sahnesi falan olduğunda direkt oluyorduk. Bir bakıyoruz İlyas Çakırbeyli hemen sahne alıyordu. Bu noktadan baktığımız zaman arkadaşlar Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümlerinde senaryo İlyas Çakırbeyli üzerine kurulacakmış. Elbette bunlar söylentilerden ibaret, bunu belirtelim sizlere. Fakat sızdırılan senaryo şu şekilde. Oktay Kaynarca'nın hayat verdiği Hızır Çakırbeyli ile Alparslan Çakırbeyli bir nedenden ötürü yurt dışına çıkıyorlar. Bunu dizinin ilerleyen bölümlerinde aşama aşama öğreniyoruz. Yani ilkten neden gittiklerini vesaire bilmiyoruz. İlyas Çakırbeyli ailenin başına geçiyor, operasyonları yönetiyor ve dizinin senaryosu bu açıdan İlyas Çakırbeyli'nin üzerinde şekillenmiş oluyor. Oktay Kaynarca'nın hayat verdiği Hızır Çakırbeyli'yi ve Alparslan Çakırbeyli'yi öldürmemelerinin temel nedeni ise arkadaşlar bu karakterleri ileride dizinin yeni bölümlerinde kadroya dahil edebilme ihtimalleri. Elbette bu konuda kesin bir şey yok ama öldürürlerse bir daha kadroya dahil edemeyecekleri için yurt dışına gönderme fikrini daha makul bulmuşlar. Dediğimiz gibi dizinin yeni bölümleri yani sızdırılan senaryo İlyas Çakırbeyli'nin üzerine şekillendirilmiş durumda. Çekimlerin 2024'ün ilk çeyreğinde başlayacağı ve dizinin yeni sezonunun 12 bölümü olacağı, 12 bölümün her birinin yayın süresinin ise 1 saat 10 dakika yani 70 dakika olacağı söyleniyor. Şimdilik hangi dijital dizi platformuyla anlaşıldığına dair bir bilgi yok. Fakat tabii ki öne çıkan isimler var. Exxen gibi, Blue TV gibi, Disney Plus gibi. Zaten Türkiye'de baktığınız zaman topu topu 6-7 tane dijital yayın platformu bulunuyor. Bunlardan birinde karşımıza çıkması büyük bir ihtimal diyebiliriz. Dizinin yeni bölümleri haftalık olarak yayınlanacakmış arkadaşlar. Yayın tarihini Mart olarak düşünüyorlarmış. Mart'ta başlayacak olan periyot Haziran ayında sonlanacakmış. Yani yaklaşık olarak bir 3 ay boyunca Edo'yu tekrardan izleyebileceğiz. Rating durumuna göre dizinin dijital yayın platformuna kazandırdığı aboneye göre yeni sezonunda çekilip çekilmeyeceğine
karar verilecekmiş. Evet, eşkıya dünyaya hükümdar olmaz hakkındaki son dedikodular bu şekilde arkadaşlar. Önümüzdeki süreçte muhtemelen bir dijital yayın platformunda karşımıza çıkması bizleri şaşırtmayacak. Eğer sizin de bu dizi hakkında söylemek istediğiniz bazı şeyler varsa videonun altında bizlerle paylaşabilirsiniz. Bizler de yine elimize geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağız arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.